Akışıcığım, sağ ol. Hadi. Tamam. Teyze, kolay gelsin. İyi günler teyzeciğim. Günlerin iyisi mi kalmaymış artık? İyi diyelim de iyi olsun bakayım, hadi. Teyze, sen buralı mısın, burada mı yaşıyorsun? Hey ya, nereli olacaktın başka? Sen neredensin? Ben de buralıyım teyze. Yani bu köyde doğmuşum ama buraya ilk defa geliyorum teyze. Ha, de bakayım, kimlerin kopilisin sen? Teyze, Halit de Zeynep vardı, hatırlar mısın? Sen o musun? Bilirim, bilmem mi? Bunak mıyım ben? Yok teyzem, estağfurullah. Hani ben üstünden çok zaman geçti diye söyledim. Ben unutmam. Hatırladım sizi. Koca bir aile göçüp gittiydi. Teyze, ben daha o zamanlar çok küçüktüm. Yani hatırlamıyorum hiçbir şey. Ah, erkenden bunamışsın sen. Annenle baban çok iyi insanlardı. Kimseye kötülükleri dokunmazdı. Neredesin sen? Geldim Leyla Hanım. Bir işim vardı da. Hep bir işin var. Buradaki işler ne olacak? Tamam Leyla Hanım, ben hemen hallederim. Ben eve gidiyorum. İşleri bitirmeden. Çıkma sakın. Git tabii git. Git sen de git. Git sen de hazırlan. Ben gelmeyeceğim ya oraya. Siz Avrupa'ya gitmemiş miydiniz? Bak ne güzel zevci bulmuşsun orada. Pek yakışmışsınız maşallah. Teyze, eşim Avrupalı değil ama olsun. Aa, öyle mi? Çok güzel. Çocuk var mı çocuk? Çocuk yok. Aa, uzatmayın bu işi. Çocuk yapın çocuk. Ya teyze, aslında düşünüyoruz çocuk yapmayı. Abartma istersen Çınar. Ne var canım, bozma yani sen de teyzenin yanında. Yok teyze ama düşünüyoruz bakalım. Neyse teyze, biz gidelim. Güle güle. Hoşça kal teyzeciğim. Hoşça kal çocuğum, güle güle. İyi günler, kolay gelsin. Sağ ol çocuğum. Teyze, sağlıcakla kal. Sağ ol evladım, sağ ol. Ne ya, bir şey olmaz. Ya yapıyorsun, ya kaldırıyorsun beni. Ben sana yapacağımı bilirim. Sen hala ezdiğin, aşağıladığın, o eski ahu sanıyorsun beni. Ama değiştiğimi anlayacaksın. Beni çağırmışsınız Ahu Hanım. Senden bir isteğim olacak. Tabii ki efendim. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Cezaevinde görüştüğüm adam başıma bela oldu. Birilerini bul. İyice gözünü korkutsunlar. Bir daha bana bulaşmaya, benimle iletişim kurmaya cesaret edemezsin. Siz hiç merak etmeyin Ahu Hanım. Gereken neyse hemen yaparım. Tamam git. Ha bir saniye. Unutma. Bu da sırlarımızdan biri. Şimdi gidebilirsin. Görelim kim kimin hayatını mahvediyormuş Mahmut Efendi. Ya o neydi öyle? Niye utandırıyorsun beni? Ya kadını üzmemek için yap. Hem sen niye utanıyorsun bakayım? Niye mi utanıyorum? Sence niye utanıyorum Çınar? Hem sen insanları üzmemek için yalan söylemezsin ki. Söylemezsin değil mi? Söylemem tabii. Yani... Zaten yalan söylemedim Deniz. Onun inandığı hikayeyi bozmak istemedim. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar mı? Çınar, senin hepsi bu kadar dediğin şey için ben az önce renkten renge girdim. Farkında mısın? Çok şanslısın o zaman. Niye biliyor musun? Çünkü bütün renkler sana çok yakışıyor. Öyle mi Çınar Bey? Öyle. Peki en çok hangi renk yakışıyor? En çok mavi yakışıyor. Mavi. Neden mavi dedin? Okyanus gibisin. İnsan içinde kayboluyor.
Gözlerindeki derinlik, içindeki o derin bakışlar. Hayatta kalma mücadeleni anlatıyor. Masmavi. Gidelim hadi. Tamam. Alo İzzet. Tamam ben sana haber vereceğim İzzet. Tamam İzzet tamam. Kazım Bey. İzzet Tapat ben seni arayacağım sonra. Buyur. İki dakika konuşabilir miyiz seninle? Zamanım yok bacım. Söyle ne söyleyeceksen hemen. Kazım Bey dün bir takım tatsız olaylar yaşanmış. Ama biliyorsunuz Şevki'nin o kahvehanede çok emeği var. Yani böyle ilk fırtınada koparıp atmasanız. Boşuna kendini yorma bacım. Ben kararımı verdim bile. Böyle adamlarla uğraşamam. Her gün hırgür, her gün şikayet. Kazım Bey ama Şevki'yle yıllardır çalışıyorsunuz. Daha önce böyle bir olay yaşanmadı hiç. Hiç boşuna çeneni yorma bacım. Ben bu adamı kahvemde istemiyorum. Allah Allah. Allah Allah. Ne oluyor ya? Ben namuslu bir insanım. Sizin gibi insanlarla hiç işim olmaz. Aslan! Biz namuslu insan mıyız? Dur Şevki celallenme hemen. Allah Allah. Kumarbazlığınız yetmiyor gibi. Şimdi yol kesip adam mı soyacaksınız? Lan ne diyorsun lan? Şevki ne yapıyorsun? Ulan! Ulan bir daha o kahvenin önünden bile geçmeyeceksin. Yürü git lan. Hele bir geç. Ben sana yapacağımı bilirim. Yürü git. Şevki ne yaptın ya? Ne yapsaydım? Sana aileme laf mı söyleseydim? Ya Şevki sen demedin mi bana kahvecilikten başka iş tutamam diye? Belki ikna ederdik adamı. Ya ben bulurum bir iş. O kahvehane de başlarını yıkasın onları. Tamam Şevki tamam. Hayırdır? Ne olmuş kahveye? Bir şey yok güzel kızım. Baban ek iş yapacaktı. Ben de hem kahvehane hem ek iş nasıl idare edeceksin diyordum. Bir şey yok merak etme. Neler oluyor baba? Kahvede işler mi düşük? Kahve elden gitti kızım. Ya her şey yolunda giderken ne oldu bize? Senin bayılmaların, ablamın kaçırılması, babamın işsiz kalması. Ya niye bunlar hep bizim başımıza geliyor? Ay güzel kızım, sen kafanı takma. Geçici şeyler bunlar. Biz bir arada olduktan sonra altından kalkamayacağımız sorun yok. Değil mi Şevki? Ben bir iş bulurum kızım, sen merak etme. Tuhaf ya. Ne o tuhaf olan? İşte hayatın bize getirdiği sürprizler. Ha. Düşünsene. Sen burada yaşamış olsaydın şu an belki bir çiftçi olacaktın. Belki bir çoban olacaktın. Ya da belki burada köy muhtarı olacaktın. Ama şu an yabancı geldin. Yabancı dönüyoruz. Bazen anlamıyorum ya. Biz mi hayatımıza yön veriyoruz yoksa hayatımız mı bunu belirleyip bize yön veriyor anlamıyorum. Deniz. Kendi hayatımızı istediğimiz gibi seçemediğimiz bir gerçek. Ama hani bir laf var ya. Her şeyin iyi tarafından düşünmek lazım diye. Ben hep böyle yaparım. Düşünsene. Burada yaşamış olsaydım seni asla tanımıyor olacaktım. Mert. Oğlum. Ne yapıyorsun burada? İyi misin? İyiyim. Sorun mu var? Katalog çekimleri ne durumda? Yarın son. Defileye hazır olacak. Neden yüzün asık? Söyle onu. Bu işte en fazla emeği olan kişi Öykü. Onun da gelmesi gerekiyordu. Haksızlık ediyorsun. Mert, ileri gidiyorsun. Kararlarımı sorgulama.